Merhaba arkadaşlar, kanal tanıtımları serimize bir süre ara vermek zorunda kalmıştık. Fakat beklediğimize değecek kaliteli bir kanal ile sahalara dönüyoruz. Exynos Gaming. Kanalın ismiyle başlayalım. Exynos, acaba Exynos diye mi okunuyor yoksa sıkça tekrar etsek bizim için daha anlamlı bir hale geliyor mu? Exynos, 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 Exynos. Bir şeylere çağrışım yaptı ama yine de emin olamıyoruz ve fonetiği kanalın sahibinden öğreniyoruz. Exynos Gaming'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizde ilk vlog videomuzu çekiyoruz. Exynos Gaming'den hepinize merhaba arkadaşlar. Exynos Gaming'den hepinize merhaba arkadaşlar. Peki Exynos ne demek? Bazı kanalların isimleri kendilerini 300 kilometre öteden belli eder. Misal oyun delisi. Bazılarının ise anlamları kanallarının sahiplerinde saklıdır. Misal ZB Channel. Peki Tumay arkadaşımızın kanalı kendini belli ediyor mu? Exynos deyince kafasında bir takım şeyler çağrışan insanlar var mı? Öncelikle Google'a soralım. Ve o da ne? Samsung işlemci modeli. Aşağıda ekşi sözlük var, onu inceleyelim ve şu yorumdan anladığımız kadarıyla Exynos sırasıyla akıllı ve yeşil anlamlarına gelen Yunanca Exynos ve Prasinos kelimelerinin birleşimi imiş. Gittikçe yaklaşıyoruz çünkü Exynos Gaming'in logosu da yeşil. Okuduğu bölüm ile alakalı bir terim herhalde hipotezini sallayarak Sherlock Holmes'u bırakıp logo ve kapağa geçiyorum arkadaşlar. Logoda Exynos Gaming'in baş harfleri var. Kapak tasarımı, font hepsi çok güzel. Ben zaten birbiriyle uyumlu kapak ve profil foto tasarımlarını seviyorum. Ayrıyeten kapakta bir aforizma var. Ben bir oyuncuyum. Bir hayatım olmadığından değil, yaşayabilecek birçok hayatı seçtiğimden. Süper tek kelimeyle. Kapaktaki sosyal medya hesaplarına bakalım. Öncelikle yeni Facebook hesabı açmış, oynadığı oyunları paylaşmış Tumay. Ama onun haricinde misal şurada bir oyun haberi var. Euro Truck Simulator 2 incelemesi hakkında. Sadece YouTube'da yayınladığı oyunlardan haberdar olmayacaksınız. Ayrıca bir takım ilginizi çekebilecek bilgiler ve fırsatlar da bulunacak demek ki burada. O yüzden takipte kalın. Twitch kanalı açmış fakat burada henüz bir video yok. Belki ilerleyen zamanlarda eklemeye başlayacaktır. Steam hesabına gelelim. Burada hemen dikkatimi çeken 94 adet oyun var. Gördüğünüz gibi burada bir kamyon oyun arkadaşlar. İnceleyebilirsiniz. Ve sistem özellikleri de yazıyor. İşte CPU, i5-6600K, soğutucu, cooler, master, hyper filan anakart derken buna bilgisayar diyenin alnını karışlarım. Bu bir uzay aracı. Bu bir canavar. Canavar. Ya da onun gibi bir şey. Hakkında kısmında da zaten aynı özellikleri paylaşmış. Ufak da bir yazı var. Yukarıda da yaklaşık 1000 abone ve yaklaşık 65.000 izlenme sayısını görebiliyoruz. Oynatma listelerine geçelim. Gördüğünüz gibi pek çok oynatma listesi var. Son derece düzenli ve ben buna çok dikkat ediyorum. Gözünüzden kaçmıştır belki diye söylüyorum. Kutu açılımları, duyurular, vloglar, introlar, teknik bilgiler gibi oyun haricinde de oynatma listeleri mevcut. Ve biten listeler var. Oyun başlanmış, bitirilmiş. Müsait olduğunuz zamanlarda oturup listenin başından başlayın, sonuna kadar bir filmmiş gibi izleyin. Bir sürü de oyun listesi var. İlla ki kendinize uygun olanı bulursunuz. Abi bunu çek, bunu çek diye baskıda yaparsınız. Tümay da sizi kırmayacaktır diye düşünüyorum zaten. Ana sayfaya gelelim. Listeler yayınlanmış. Kapak tasarımları, oyun başlıkları gayet güzel. Yalnız dikkatimi çeken bir unsur var. Abone sayısına oranla izlenme sayısı düşük. Ben problemi tespit ettim. Sorunu tespit etmek çözmenin yarısıdır. Diğer yarısını da Tümay'a bırakıyorum. Şaka şaka. Benim tahminim bu aboneler oyun serilerini izlemek için abone olmamışlar. Çünkü videolara geldiğimizde daha çok izlenme sayısına sahip olan videoların oyun videoları değil, bundan ziyade çekiliş videoları, kutu açılımları, açıklamalar, vloglar vesaire, yani işin daha çok magazinel kısmına ait olduğunu görüyoruz. Şimdi genel itibariyle kanala bakacak olursak tasarımlar güzel, vloglar var, kutu açılımları, çekilişler, oyunlar var. Bir oyun kanalında daha ne olsun diye düşünülebilir. Ama nasıl ki Mercedes ben en iyi arabayı yaptım kardeşim şimdi oturup bekleyeyim demiyorsa ve her sene kendine yeni bir şeyler katmaya çalışıyorsa Tümay'ın da yeni keşiflere yelken açması gerekiyor. Bunun için neler yapılabilir? Zaten düzenli bir şekilde oyun paylaşımları geliyor. Bunun sayısı arttıkça kanalda gelişecektir. İlk hedef olarak oynanan oyunların yeni patchleri, duyuruları çıktığı zaman bunlar hakkında videolar yapabilir Tümay. Oyundaki yeniliklerden insanları haberdar etmiş olur.
İkincisi, YouTube'da çok izlenme sayısına sahip kanalların bazıları bu sayılara sırf bu işe erken başladıkları için ulaşmıştır. Bunun haricindeki dışındaki trend video ve kanallar incelenip ne gibi yenilikler, atraksiyonlar yapıyorlar diye bakılıp incelenebilir. Bu videoyu buraya kadar izleyenlere sesleniyorum. Exynos Gaming'e mutlaka abone olun. Mutlaka, ama pişman olmazsınız. Exynos Gaming'den hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Uzun zamandır bir duyuru, vlog, çekiliş videosuyla karşınıza çıkmıyordum. Normalde 500 abone özel olması gereken çekiliş arkadaşlar. Ne yazık ki ekran kartı yoktu, değiştirdim falan filan. GTX 970 vardı biliyorsunuz. Kanalı takip edenler bilir. Bu ekran kartını vatana iade ettim. Sorunundan dolayı. İade ettim ve yerine GTX 980 Ti aldım biliyorsunuz. Kanalı takip edenler bilir daha önceki dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar, normalde 500 abone özeldi. Normalde tek bir hediye koyacaktım. O da şurada arkadaşlar, faremiz MSI SteelSeries sponsorluğu Kinzu V3 faresi arkadaşlar. Hemen... Aldın mı? Böyle bir şey yok abi. Oo tamam, ben de birini aldım. Çok güzel, çok güzel. Rainbow Six'i dün, yani şu an videoyu şeyde çekiyoruz, bir gün sonrasında çekiyoruz, gece yarısı çekiyoruz. Yani ikisinde, 2 Ağustos'ta bir güncelleme geldi arkadaşlar öyle vakti. Bizim beklediğimiz iki farklı Japon karakteri vardı. Brezilya karakterleri geldi, iki farklı. Yani Brezilya olduğunu nereden tahmin ediyoruz? Çünkü Brezilya bayrağı mı var dedin Uğur arkasından? Aynen, Brezilya bayrağı var operatörler. Ha, operatörün üstünde mi var? Yoksa aynen, şeyinde aynen. Mi? Tamamdır. Exynos Gaming'den hepinize merhaba arkadaşlar. The Evil Within'in 3. bölümünde karşınızdayım. Farklılık olarak green screen yaptım arkadaşlar. Fakat video sonunda green screen nasıl temiz, net bir şekilde green screen olarak karşınıza çıkacak mı bilmiyorum. Umarım bunu başarabilmişimdir. Ne zamandır bunun için uğraşıyorum gerçekten. Abi oyunun ayarları, şeyleri, kontrolleri çok dengesiz ya. Yani CTRL'e basıyorsun, basa tutman gerekiyor falan. Bir yere saklanıp hani bir açıdan bakamıyorsunuz. İnşallah green screen bozulmamıştır. Çok sola gittim. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. The Devil Within çok istiyordunuz ve çekmeye devam edeceğim. Anca oturtturdum her şeyi. Ben de birazcık dinleneyim artık. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi, 1000 abone çok az kaldı, altına yorum atmayı ve önermesin de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Biliyorum uzun zamandır video atmadım, kusuruma bakmayın. Bir sonraki Devil Within bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.